Galatasaray Amadou Haydara ile görüşüyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için transfer döneminde kolları sıvayan Galatasaray mutlaka bir orta saha transferi düşünüyor. Sarı Kırmızılıların Almanya'dan sürpriz bir futbolcu için görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu sezon Leipzig'te beklenen seviyeye çıkamayan Amadou Haydara Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı Kırmızılı yetkililerin 25 yaşındaki orta saha adına yaklaşık 10 gündür görüşme yaptığı öğrenildi. 17 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Haydara ile ilgili bir takım sıkıntılar göze çarpıyor. Yıldız futbolcu Mali ile Afrika Kupası'nda boy gösteriyor. 13 Ocak ve 11 Şubat arası forma giymesi beklenmiyor. Buna ek olarak sezon başında yaşadığı kas yırtığı sakatlığı da Galatasaray yönetimini endişelendiriyor. Haydara tam anlamıyla Okan Buruk'un istediği profilde bir futbolcu. 6-8 numara hatta sağ kanatta da görev alabiliyor. Süratli tekniği ve paslarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon görev aldığı 14 maçta 884 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti. Galatasaray'dan Sacha Boey kararı. Bir yandan devre arası, bir yandan da iç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sezonun en dikkat çekici ismi Sacha Boey ile yeni sözleşme henüz yapılmamıştı. Sarı Kırmızılılar yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon Aslan'ın en istikrarlı isimlerinden olan Sacha Boey piyasasını genişletti. Galatasaray ile kontratını henüz uzatmayan Boey'e teklif yağıyor. Birçok İngiliz takımı scoutlarına maçlarda Fransız yıldızı izletmişti. 23 yaşındaki oyuncu devre arasında bile ayrılabilir. Yönetim gelen bu önerileri teknik direktör Okan Buruk'a sordu. Buruk ise en azından sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalmalı dedi. Sarı Kırmızılı idareciler de bunun üzerine Boey'i isteyen kulüplere şu an satılık değil, sezon bitmeden kimseyle masaya oturmayacağız mesajını ilettiler. Bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Sacha Boey 2 gol kaydetti. Genç yıldızın Sarı Kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro. Firmino transferinde flaş gelişme. Golcü arayışlarında olan Galatasaray listesindeki yıldızlarla temaslarda bulunuyor. Nokta atışı bir takviye planlayan Sarı Kırmızılar, El Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu radarına aldı. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da santrfor arayışları sürüyor. Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, Ocak ayında hücum hattına hamle düşünüyor. Transfer için düğmeye basan kurmaylar yıldız isimlerin gündemini aldı. Nokta atışı bir forveti kadrosuna katmak isteyen Aslan, El Ahli'den ayrılması gündeme gelen Roberto Firmino'yu listeye ekledi. Bir süredir Galatasaray'ın hedefinde bulunan Brezilyalı golcü hakkında sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Talksport'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Fulham Firmino transferinde devreye girdi. Bu sezon El Ahli'de 19 maçta forma giyen Firmino 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Galatasaray'a 50 milyon euroluk yıldız. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Cimbom kış transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Aslan'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı Kırmızılıların Barcelona'da forma giyen ve piyasa değeri 50 milyon euro olan yıldız futbolcu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dursun Özbek ve kurmayları transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerine hız verdi. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 4 transfer yapmayı planlıyor. Transfer listesinde hem yerli hem de yabancı birçok oyuncu bulunan Sarı Kırmızılılar kalitesi yüksek isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda Cimbom uzun araştırmalar sonucu istediği oyuncuları belirledi. Galatasaray, Barcelona forması giyen Alejandro Balde'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar 20 yaşındaki sol beki 6 aylığına kiralamak istiyor. İspanyol ekibi Barcelona'da daha fazla gelişmesi için Balde'yi kiralamaya sıcak bakıyor. Genç futbolcu ise Barcelona'daki kaotik durumdan dolayı yeni bir maceraya atılmak istiyor. Bu noktada İspanyol sol bekin 6 aylığına başka bir takıma gitmeyi kabul ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın gerçekleşmesi zor bir transfer olsa da Balde için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Galatasaray orta saha sorununu Belçika'dan çözecek. Orta saha konusunda uzun bir süreden bu yana problem yaşayan Galatasaray, Ndombele'den istediği verimi alamaması nedeniyle yeni isim arayışlarına başlamıştı. Sarı Kırmızılı ekip aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Oyuncu için yapılan teklif kiralama 3 milyon euro, satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro.
Süper Lig'de bir Galatasaray, Ndombele'den sene başından bu yana istenilen verimi alamadı. Sarı Kırmızılı yönetim de bu oyuncunun yerine yeni isimler bakmaya başladı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte isimler de ciddileşmeye başladı. Son ortaya atılan iddiaya göre Sarı Kırmızılılar aradığı pırlantayı Belçika'da buldu. Galatasaray'ın Club Brugge'da forma giyen 22 yaşındaki Rafael Onyedika için Belçika ekibine teklif yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Sarı Kırmızılı ekibin Belçika ekibine yaptığı transfer teklifinin detayları da belli oldu. Galatasaray yönetimi Nijeryalı futbolcuyu kadroya katmak için kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeliyle 12 milyon euro satın alma bedeli önerdi. Eğer futbolcu ve kulüp tamam derse Galatasaray'ın orta sahasına ilaç olacak isim Rafael Onyedika olacak. Galatasaray'dan bomba transfer. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom aradığı yıldızı buldu. Yönetim teknik direktör Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları. Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başlarken Galatasaray'da en acil ihtiyacı olan sol bek için girişimlerini sürdürüyor. Bu sezon büyük beklentilerle Leipzig'ten transfer edilen Angelinho gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Ara transfer döneminde harekete geçecek olan Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un onayı sonrası listedeki oyunculara teklif götürecek. Listedeki en kariyerli isim Roma'dan Spinazzola. 5 ay sonra serbest kalacak 30 yaşındaki İtalyan yıldızın birçok talibi var. Galatasaray'ın bu yarıştaki en büyük rakibi Genoa. Cimbom İtalyan yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Spinazzola, Okan Buruk'un sol bek için en çok istediği oyuncu konumunda. Yönetim piyasa değeri 7,5 milyon euro olan İtalyan yıldızı ikna etmek için İtalya'da bir görüşme yapacak. Bu sezon Roma ile 15 maça çıkan Spinazzola bir gol ve 2 asistlik bir katkı sağlasa da buradan ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'a İsveç'ten yeni Pirlo. Süper Lig'de bir Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sarı Kırmızılıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Yeni Pirlo olarak adlandırılan o İsveçli genç yetenek Galatasaray taraftarını da bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar. Sarı Kırmızılılar'da devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Galatasaray yönetiminin oyuncu arayışı devam ederken bir yandan da scout ekibi genç yetenekleri keşfetmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Henüz 17 yaşında olan futbolcunun şimdiden Avrupa'nın pek çok takımının ilgisini çektiği belirtildi. Avrupa futbol piyasasının yakından takip edenlerin yeni Pirlo olarak adlandırdığı Bergwijn için geçtiğimiz günlerde Udinese 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif reddedildi. Scout ekibine göre bu rakamın üzerine çıkılırsa 17 yaşındaki yıldız oyuncu kadroya katılabilir. Jürgen forması giyen İsveçli merkez orta sahanın fiyatını katlama ihtimali yüksek görülüyor. Galatasaray'ın listesine giren 16 yaşındaki Bergwijn'in 3-4 sene içinde market değerinin tavan yapması bekleniyor.